Goodluck.com.tr'nin sunduğu Avrupa Vizyon devam ediyor. Sporun merkezi olmaya kararlı Erzurum'da uluslararası spor karşılaşmaları bitmiyor. Peki sırada neler var? Az sonra. Sevgili seyirciler, Erzurum'da ilk kez düzenlenen Uluslararası Kardelen Tenis Turnuvası'na tam 52 ülkeden 232 tenisçi katıldı. Şimdi biz de yeniden Erzurum'daki kortlara dönüyor ve Erzurum'u ilk kez gören tenisçilere uzatıyoruz mikrofonlarımızı. Erzurum'da ilk kez yapılan Uluslararası Kardelen Tenis Turnuvası'nda Türk ve yabancı tenisçiler tekli ve ikili maçlara çıktı. Rakımın yüksek olması nedeniyle zaman zaman zorlanan yabancı tenisçiler ortama alışmaya çalışırken biz de maç aralarında vizyon mikrofonlarını onlara uzattık ve Erzurum'u nasıl bulduklarını öğrenelim istedik. Sevgili seyirciler, Erzurum'da ilk kez düzenlenen tenis turnuvasında, uluslararası tenis turnuvasında turnuva maçları devam ediyor. Şimdi biz de dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporculara mikrofon uzatalım istedik. Bakalım Türkiye'yi ve Erzurum'u biliyorlar mı? Daha önce buraya gelmişler mi? Buradaki turnuva ile ilgili neler düşünüyorlar? Bir fikirlerini alalım istedik. Merhaba, hi. Hello. Nereden geliyorsun? So I come from Australia, Brisbane'den geliyorum. Daha önce Türkiye'ye ve Erzurum'a gelmiş miydin? Bu benim Türkiye'de ve Erzurum'da ilk yılım, ilk seferim. Ve çok beğendim, burası çok güzel diyor. Peki buraya gelmeden önce Erzurum'u duymuş muydun hiç? Bir arkadaşım vardı, burada kayakla alakalı bana bir şeyler anlatmıştı. Burayı duymuştum daha önceden. Peki Erzurum'a gelmeden önce burayı duymuştun ama burayla ilgili bir bilgi sahibi miydin? Sadece kış sporları olarak mı biliyordun burayı? Çok fazla bir şey bilmiyordum. Erzurum'la alakalı bir tek kaya biliyorum. Peki Erzurum'a ilk defa geliyorsun. Acaba Erzurum kafanda canlandırdığın gibi bir yer mi? Neler gördün burayla ilgili, neler düşünüyorsun? It's hard to breathe sometimes because the altitude. Buraya ilk geldiğimde nefes almakta biraz güçlük çektim. Biraz yüksek çünkü burası rakım olarak. Onun dışında beklediğimden daha güzel çıktı. Her yer çok güzel. Burayı çok beğendim. So I'm happy here. I like it. Avustralya dünya ünlü tenisçilerin bulunduğu bir yer. Acaba orada tenis oynadıktan sonra burada tenis oynamak arasında bir fark var mı? Not too much difference really. Çok fazla fark yok. Burada daha çok kendini geliştirebilir bir insan. Çünkü burada daha fazla turnuva var. Burada onlara katılarak daha fazla kendini geliştirebilir bir insan. That's why a lot of Australians come here. Daha önce katıldığın turnuvalarda herhangi bir ödülün var mı? Bundan önce birkaç tane pro turnuva kazanmıştım ama şu anda 1,5 senelik sakatlığımdan dönüyorum. Bu 4 haftalık süreçte biraz tenis oynayıp önüme bakacağım, neler olduğunu göreceğim. Bundan sonraki turnuvalarda da seneki Avustralya Open'a açığa katılmak için uğraşıyorum. Bakalım neler olacak. Peki burada kupa bekliyor musun? Maçtan maça bakacağız. Bakalım nasıl gidecek. Kazanacağımı düşünüyorum. Peki buradan gittikten sonra Avustralya'da ya da dünyanın farklı ülkelerinde yarıştığın zaman oradaki sporculara Erzurum'dan bahsedecek misin? Buradan kesinlikle bahsedeceğim çünkü burası yüksek rakımda olduğu için çalışmak burada insanların güç ve kuvveti için daha iyi. Kesinlikle geri dönmeyi düşünüyorum bir sonraki turnuvada. Yani bundan sonraki turnuvalara katılmak için, kupa almak için ara ara da olsa Erzurum'a geleceksin. Yeah, definitely. Well, if kesinlikle gelmeyi düşünüyorum. Bu seneki sıralamam için çok önemli. Ama sıralamamı da bağlı. Özellikle İstanbul'daki Challenger Kupası'na katılmak istiyorum. Ama buraya seneye kesinlikle gelmeyi düşünüyorum. You know, yeah, for sure I'll come back here. Sevgili seyirciler, yine yanımızda 2 tane uluslararası tenisçi var. Bakalım onlar buraya ilk defa mı geliyorlar yoksa daha önce gelmişler mi? Erzurum'la ilgili neler düşünüyorlar? Merhaba, hi. Merhaba. Hello. Nasılsın? How are you? Very good. Thank you. Türkçe bitti galiba, değil mi? Yeah, I think it's you can throw in a few more. Merhaba. Merhaba. Oh. Çok güzel. Hangi ülkelerden geliyorsunuz? Your countries. Michael Ray Payares, Dominican Republic. Dominik Cumhuriyeti. Yes. Sen nereden geliyorsun? I'm from England. İngiltere'den geliyorsun. Yes.
Daha önce Türkiye'ye geldiniz mi? I have never been in Turkey. Bu benim Türkiye'deki ilk seferim. Daha önce gelmemiştim. Daha önce sadece İstanbul'dan başka yerlere aktarma yapmıştım. Bu benim ilk seferim. So this is the first time. Sen gelmiş miydin? Okay. I've been to Turkey a few times before. Türkiye'de birkaç defa daha bulmuştum daha önceden. Ankara, Samsun ve İstanbul'u bulmuştum ama bu Erzurum'daki ilk seferim. This is my first time in Erzurum. Yani Türkiye'yi artık biliyorsun. Yabancı değilsin Türkiye'ye. Yes. No, I like Turkey. Türkiye çok güzel. Burada çok dost canlısı insanlar var. Çok fazla güzel arkadaşım var. Türkiye çok güzel olduğu için buraya tekrar tekrar geliyorum. And that's why I always come back to play. Türkiye ile ilgili, özellikle de Erzurum'la ilgili neler düşünüyorsunuz? Erzurum'u nasıl buldunuz? Yeah, well, obviously Türkiye çok güzel. Burada ilk geldiğimizden beri her şey çok daha güzel hale gelmeye başladı. Biraz daha yüksek rakımdayız şu anda. Bu bizim için biraz zorluk yaşatıyor ama daha sonra işimize yarayacak. Otel de çok güzel. O yukarı otele çıktığımız zaman oteldeki kişiler bize çok iyi davranıyorlar. Aşağı indiğimizden biraz daha aşağıda oynuyoruz. Buradaki olanlar, kortlar çok güzel yapılmış durumda. Onun dışında buradaki yapılanma, hakemler, yöneticiler gittikçe daha güzel hale geliyorlar. So it's it's been pretty nice from that front. Peki gittiğiniz zaman ülkenizde, sen İngiltere'de, sen Dominik Cumhuriyeti'nde, acaba Erzurum'dan bahsedecek misiniz? Yeah, sure. I mean obviously tabii ki gittiğimde herkese söyleyeceğim, tenis oyuncularına ve arkadaşlarıma söyleyeceğim. Buradaki her şey çok güzel, Erzurum çok güzel. Öncelikle insanlar çok dost canlısı. Buradaki görüntü, dağlar, manzara çok hoş, çok güzel. Bunu herkese söyleyeceğim. Altitude, that's something that will no doubt be mentioned. Well, like he said, the altitude is obviously difficult to get used to, but söylediği gibi burada manzara, her şey çok güzel. Ama en önemli şey, burada insanlar çok dost canlısı. Burada yüksek rakımda alışması çok zor olan bir durumda bile bize yardımcı oluyorlar. Herkes çok arkadaşımız var. Herkes çok dost canlısı. Çok güzel. Many friends here, which is what makes us feel very comfortable and happy. Son olarak neler söylemek istersiniz? Çünkü biz bir Türk kanalıyız. Türklerin en çok izlediği kanallardan birisiyiz. Başında geliyoruz. Buradan Türklere ve Türk izleyicilere neler söylemek istersiniz? Türkiye'deki ve dünyadaki Türklere. Yeah, well, I guess az önce antrenman yapıyorduk. İnsanlar bizi izliyordu. Çok güzel bir şey. İnsanlar burada tenise çok fazla ilgi duyuyorlar. O yüzden bu benim çok hoşuma gitti. Daha ileride, daha sonraki turnuvalara Türkiye'de, Erzurum'da katılmak için tekrar geleceğiz birlikte. Buradaki insanların ilgisi çok hoşuma gitti. Yeah, hopefully I look forward to coming back again. Acaba Erzurum'daki gençler burada tenis oynarsa bu kortlarda dünya şampiyonasına yarışabilirler mi? Belki dünya şampiyonu olabilirler. Ne dersin? Yes. Ben şöyle düşünüyorum. Nerede istek varsa orada başarı olur. Buradaki insanlar bunu örnek almalı. Bunu yaparlarsa eğer başarılı olacaklarını düşünüyorum. Onun için de arkadaşlarıma selam söylüyorum burada. Burada tenis oynayan insanların başarılı olabileceğini düşünüyorum. Everyone should be supported as far as the youth coming up with the tennis. Dünyanın birçok yerinden turnuva için Erzurum'a gelen tenisçiler sırtlarında kocaman çantalarıyla dolaşıyordu kortlarda. Biz de doğrusu bu çantalarda ne var diye merak edip sorduk. Sevgili seyirciler, iki tane genç arkadaşımız, biri Dominik Cumhuriyeti'nden gelmiş, bir tanesi İngiltere'den gelmiş. Erzurum'a ilk defa gelmişler ve burada tenis şampiyonasına katılmışlar. Ancak kameraman arkadaşım, şöyle birazcık inerse bir şey göstermek istiyorum size. Onların hepsinin böyle öyle bir kocaman valizleri var ama bu bilmiyorum kaç kilo. Çok ağır gerçekten. Hemen şu tarafa da geçmek istiyorum. Böyle biz turnuva boyunca baktık, herkesin elinde bunlardan var. Bunlar nedir? Bunlar sanıyorum ki vitamin içecekleri. Hemen bir soralım şöyle. Bunlar nedir? This is a fruit smoothie, so full of. Onun içinde birçok meyve var. Muz gibi, elma gibi. Onun dışında bunu biz içiyoruz. Karıştırıyoruz çünkü çok önemli. Birçok meyveyi yememiz lazım her gün. Bu beslenmesi kolay, hem enerji veriyor. Maçlarda birlikte iyi oynamak için, sıkı bir maç çıkarmak için her gün fazla meyve yememiz gerekiyor. Böyle içecekler hazırlıyoruz kendimize, içinde fazla meyve olan. Bunlar bize yardımcı oluyor. Bizde bir laf var sevgili seyirciler, biliyorsunuz kaplumbağa evini sırtında taşırmış. Buradaki arkadaşlar da yurt dışından geldikleri için olsa gerek bu antrenmanlarda ve maçlarda acaba hani bize ne lazım olur diye bilemedikleri için belki de bütün eşyalarını burada taşıyorlar. Acaba bunlarda ne var, gerçekten çok merak ediyorum çünkü çok ağır. Hemen bir tanesine rica edeceğim, bir anlatsın bakalım kaplumbağanın evinde neler var. Şöyle alalım seni. Evet, neler var bakalım.
Obviously rackets. We got raketler var. Rackets in there which I can barely close it. Kaç tane? 1 2 3 4 5 Tam 5 tane raket var. Yedekli çalışıyorlar. Obviously here is havlusu var. Many towels. Evet, yine havlular var. More. Meyve suyu var. Evet, yine vitaminleri var. Gözlükleri var. Yeah. Şurada tabii sular var. Hemen. Water. Ben... Oh. Yeah. Su. Yes. Oh. Here, this is for to check the tension of the rackets. So you put this on the racket, it tells you the tension. Evet, gerçekten. Bu da çok ilginç. Raketin telinin basıncını ölçmek için kullanılan bir alet. Gerçekten çok profesyoneller. Tennis string. Tenis telleri. Tenis telleri. Kordaj telleri. Evet. This for ice. To put the ice for kendi yaralandığı zaman kendini destek etmek yapmak için. In you put the ice. Kutusu diyelim biz buna. Bileklikler. Evet, gerçekten İnanılmaz bir şey. Tenisle ilgili aradığınız her şeyi burada bulmanız mümkün. Birkaç litre de su var tabii ki gördüğümüz kadarıyla. Thank you very much. Thank you. Güle güle. Türklere bir bye bye yapalım buradan. Bitirelim. Bye bye to all Turks. Okay. Güle güle. Yabancı tenisçiler Erzurum'dan ülkelerine giderken bundan sonra Erzurum'un gönüllü turizm elçisi olacaklarını söylüyorlardı. Ancak yurt içinde birçok tenisçi ilk kez geliyordu Erzurum'a. Onlar da Erzurum'da olmaktan dolayı oldukça mutluydu. Sevgili seyirciler, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Erzurum'da ilk defa gerçekleştirilen uluslararası tenis turnuvasında 53 ülkeden sporcular var. Bunların arasında tabii ki Türkler de var. Türkiye'de yapılıyor malum. Soralım bakalım bu gençler nereden geliyorlar? İddialılar mı? Ne kadar zamandır oynuyorlar? Bir öğrenelim istedik. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyalım mı? Benim ismim Egemeli Askara. Ben 98 doğumluyum. İzmir'den geliyorum. Ne kadar zamandır oynuyorsun tenisi? Tenisi ben 8 yaşımdan beri oynuyorum. Yani bu da demek oluyor ki 8-9 senedir oynuyorum. Oynuyorsun. Peki seni tanıyalım. Merhabalar, adım Övünç Filiz. Ankara'dan geliyorum. 98'iyim ben de. Ben de 11 yıldır falan oynuyorum. Peki Erzurum'da ilk defa geliyorsunuz değil mi? Erzurum'a ilk defa geliyoruz. Vallahi havası çok sıcak. Hani buranın rakımı biraz daha yüksek olduğundan dolayı ciğerlerimiz hani alışık değil. Biraz daha... Temiz havaya alışmadı mı ciğerler? Çok alışmadı. Ankara biraz daha böyle hani şehir rakımı daha alçakta. O yüzden bir sıkıntı yaşadık. Hani terledik, ettik. Bayağı nefes nefese kaldık maçlarda. Buradaki yüksek rakım sizi zorladı mı? Çok zorladı. Hani 2 dakikada bir resmen hani bir şey su bitirmemiz gerekiyordu. Acayip bir güneş var. Tabii kışın hiç gelmedim buraya. Sadece ilk defa yazın geliyorum. Ama güzel bir ortam. Hani insanlar çok sıcak. Herkes birbirine yardımcı. Güzel bir ortam yani hani... Sen daha önce geldin Erzurum'a? Ben de daha önce hiç gelmedim. Ben bir kere Ağrı'ya gitmiştim. Doğu Anadolu bölgesinde ötek. Erzurum'a hiç gelmedim. Bu ilk gelişim. Nasıl buldun Erzurum'u? Erzurum'u güzel buldum. Havası öğlenleri çok sıcak. Akşamlara doğru serin oluyor. Yani İzmir'e hiç benzemiyor. Ama güzel buldum. Biraz tabii maçlara daha fazla su tüketiyoruz arkadaşımın dediği gibi. Boğazımız kuruyor ama beğendim yani genel olarak. Şimdi siz ikiniz de 17 yaşında pırıl pırıl gençlersiniz. Yıllardır tenis oynuyorsunuz ve artık senin de söylediğin gibi hayatınızı buna adamışsınız. Artık bundan para kazanmaya başlamışsınız. Hayat tarzınız olmuş spor ve tenis. Acaba özellikle Anadolu'da yaşayan, Erzurum gibi yerlerde yaşayan çocuklarımıza ve gençlerimize önerir misiniz? Erken yaşlarda bu spora başlasınlar. Eğer sporu gerçekten yapmak istiyorlarsa, profesyonel hale getirmek istiyorlarsa, erken yaşta başlasınlar ve devam etsinler diye önerir misiniz? Tabii bu sporun önemli kısmı, en önemli anahtarı erken yaşta başlamaktır. Doğu bölgemizdeki çocuklar da bence çok yetenekli sporcularımız var. Bence tenisi yönlendirmeleri gerekiyor bu konuda. Erken yaşta başlarlarsa bir de tenisi tutunmaları lazım. Ama eğitim buna çok büyük bir engel oluyor. Yani eğitim yüzünden zaten çoğu spor bırakmak zorunda kalıyor. Evet. Bence eğitimle spor birlikte gidebilir. Bu bölgede Erzurum'daki arkadaşlarımızla söylemek istiyorum. Spor erken yaşta başlasınlar ve devam ettirsinler, hiç bırakmasınlar. İleride çok büyük bir katkı sağlıyor onlara. Sen ne dersin? Benim fikrim daha farklı. Şimdi ailelerin çok büyük fedakarlık yapması lazım. Bu birinci ve kendisi de çok büyük fedakarlıklar yapması lazım. Çünkü fedakarlıktan hiçbir şey olmuyor.
hani yeri geldiği zaman 2 ay hiç annesini babasını görmeyeceği şekilde turnuvalara gidecek. Yeri geldiği zaman 5 aya çıkacak. Belki hani bir hafta sonra evine gidecek falan. Hani bu tür şeylere tabii alışık olması lazım. Bundan biz ancak bunları söyleyebiliriz onlara. Hani eğer başlamak istiyorlarsa. Ve gerçekten mental olarak çok güçlü olmaları lazım bu tür sporlar. Çünkü bireysel spor yani bir kesinlikle grup sporu değil. Hani her şey sizin elinizde. Evet. Yenmek, yenilmek, sevinç, hüzün hani her şey sizin elinizde olduğundan dolayı kafa olarak çok sağlam olmamız lazım gerçekten. İlk önce bunu bir göze almaları lazım. Tabii küçük yaşta bunları hani anlatsak bile çok fazla gibi. Ama aileler anlayacak. Annelerine aynen ailelerine anlatırsak çok daha iyi tabii. Yani onlara bu konuda bilgiler vermemiz lazım. Türkiye'de maalesef her şehirde bu kadar büyük kortlar yok. Bu kadar büyük spor alanları yok. Ancak Erzurum Büyükşehir Belediyesi özellikle spora çok fazla önem verdiği için hem tenis kortlarını hem basketbol sahalarını ve bunun gibi birçok dalda birçok tesis kurmuş ve gençlerin ve çocukların hizmetine vermiş. Acaba ne diyorsunuz bu konuda? Yani siz profesyonel iki sporcusunuz. Sizce Erzurumlu gençler bu konuda şanslı mı? Senden başlayalım. Bence çok şanslı çünkü böyle bir tesisi olan çok az şehrimiz var. Böyle bir tesis varken bunu değerlendirmek gerek. Bence Erzurum bu açıdan çok şanslı. Ben de gerçekten bugün görmüş olduğum kadarıyla ve dün de gördüm. Gerçekten hani Erzurum Büyükşehir Belediyesi hem basketbol, tenis, yüzme de dahil bir sürü spor branşlarını çocuklara sağlıyorlar ücretsiz tabii. Yaklaşık 10 tane dalda burada yaz okulları var. Gerçekten hani ben görüyorum hani hocaları ilgileniyor onlarla. Tabii şu an bizim turnuvamız olduğundan dolayı tenis için gelenleri görmedik nasıl şey yapıyorlar ama hani diğer branşları gördüğümüz zaman gerçekten çok ilgili bütün hocalar ilgili çocuklarına. Bu bir şans değil mi? Tabii kesinlikle büyük bir şans. Hani bunu da değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki de. Ama sorumluluğumuzu bilerek değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü hani bazı sporcular hani sorumluluk çok bilmiyor. Hani yaşam tarzı olsun, sosyal hayatı olsun, arkadaş çevresi olsun tabii bu tür konular çok önemli. Hani bunları da birlikte yaptık mı gerçekten iyi bir sporcu olma adına ilerliyoruz. Yani. Yurt dışından birçok ülkeden buraya tenisçiler geldi ama o tenisçilerin tabii ki hiçbiri Türkçe bilmiyor. Dolayısıyla onların Erzurum'daki yöneticilerle, halkla ve kendi aralarında anlaşabilmesi için bir tercümana ihtiyaçları var. Erzurum Büyükşehir Belediyesi de ne yapmış bu konuda? Atatürk Üniversitesi'nde okuyan öğrencileri almış kendi bünyesine ve onların hem yazın çalışmasını ve para kazanmasını sağlamış hem de İngilizcelerin gelişmesine imkan tanımış. Hemen yanımızda bize tercümanlık yapan bir arkadaşımız var. Bir tanıyalım bakalım onu. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyalım mı? Benim adım Umut Uğur'un. Atatürk Üniversitesi'nde tıp fakültesinde okuyorum. Hı-hı. Bu sene 4. sınıfa geçtim. Burada bir kulübümüz var. O kulüpte hem tenis öğrencisiyim. Ayrıca bu yazın bu turnuva olacağını öğrendiğim için abilerimizin, hocalarımızın isteği üzerine geldik buraya. Hı-hı. Hem de Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla. Burada tercümanlık yapıyorum. Arkadaşlara olabildiğince yardımcı olmak istiyorum. Çünkü burası yabancı bir ülke, yabancı bir il. Onlar ilk defa buraya geliyorlar çoğu zaman. Buraya geldikleri zaman memnun ayrılmalarını istiyoruz. Çünkü gittikleri yerde bizi anlatacaklar. Bir şekilde de bu anlattıkları güzel bir reklam olsun, güzel bir anı olsun istiyoruz onlara. Onun dışında buraya gelen oyuncular her zaman memnun kalsın istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Şu ana kadar gördüğüm hepsinin memnun olduğu. Güler yüzle ayrılıyorlar. Yenseler de yeniseler de. Çok mutlular. Bu bizi mutlu ediyor. Ne diyorlar Erzurum'la ilgili? Erzurum'la alakalı burayı çok beğenmişler. Buraya gelen insanlar dağların görüntüsünü dağdan buraya manzara. Çünkü dağdaki otellerde kalıyor. Manzarayı çok beğenmişler. Güzel bir yer. Bu kulübün, kortların, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı buranın çok büyük olduğunu söylüyorlar. Kendi ülkelerinde bu kadar büyük imkanlara sahip değillermiş. Burası gerçekten çok büyük bir yer. Ayrıca Erzurum'daki insanlar da çok dost canlısı olduğunu söylüyorlar. Bu da onları mutlu ediyor. Tenis belki bu sene Erzurum'da ilk defa düzenleniyor ama son olmayacaktır mutlaka. 53 ülke yanılmıyorsam değil mi? 53 ülkeden sporcular var burada. Bu da buradaki turnuva 53 ülkeye bizim Erzurum'umuzun tanıtılması anlamına geliyor mu sence? Öyle yani gelen her insan burada benimle iletişim kuruyorlar. Çünkü ben onlara bir köprü gibiyim. Genel direktörle, turnuva direktörüyle aralarında bir bağlantı kuruyorum. Bu sayede bu insanların hepsiyle tanışma fırsatı buluyorum. Bugüne kadar gördüm hepsinin çok mutlu olduğu. Bu sayede güzel bir tanıtım yaptığımızı düşünüyorum. Güzel bir iş başardığımızı düşünüyorum. Hala devam ediyor maçlarımız, oyunlarımız. Her gün burada
bütün insanların katılımıyla gelecek olan, henüz gelmemiş ve gelmiş olan insanlarla güzel bir turnuva çıkardığımızı ve devam edeceğimizi düşünüyorum. Kısacası bir hafta süren Uluslararası Kardelen Tenis Turnuvası'na katılmaktan ve burada gördükleri ilgiden dolayı çok mutlu olmuştu. Ve Erzurum'dan giderken hepsi birer Erzurum Gönüllü Turizm Elçisi olarak gidiyordu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi de bu turnuvayla Erzurum'u tanıtmak anlamında oldukça büyük bir adım atmıştı.